Babil'den sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyo'da Babil'den Sonra programında bu hafta da birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay. Programa John Baez ve küçük kız kardeşi Margarita Mimi Baez veya bilinen adıyla Mimi Farinha'dan dinlediğimiz bir şarkıyla başladık. Şarkıyı Mimi Farinha'nın eşi Richard Farinha John Baez için yazmıştı. The Swallow Song, Kırlangıcın Şarkısı. Margarita Mimi Baez 1945 yılında Kaliforniya'da Palo Alto'da dünyaya geldi. İşte küçük yaşlarda dans ve müzik eğitimi aldı. 1960'lı yılların başında Amerikan folk şarkıları söylemeye başladı. Ama kendisinden 4 yaş daha büyük olan ablası John Baez kadar bilinen bir folk şarkıcısı değildi. 1963 yılında henüz 17 yaşında yazar ve müzisyen Richard Farinha ile Paris'te evlendi. New York'ta yaşamaya başladılar. 1965 ve 1966 yıllarında Vanguard için iki folk şarkıları albümü yaptılar. Şimdi sizlere bu albümlerden seçtiğim iki şarkıyı peş peşe dinletmek istiyorum. Önce Another Country ve ardından The Falcon. Mimi ve Richard Farinha'dan dinliyoruz.
after Roman, we tried the hills of Spain. The roads were open, the company good. We rose where we had lain. You said we'd take our pleasure again, that our love was not in vain. But Spanish girls with raven curls would ease me of my pain. When none of our hours were numbered, we strolled on England's shore. Our steps were anxious, our silence as long. We rose by the ocean's roar. You tried to take my hand in your own. You tried to rule my brain. But London girls with golden curls would ease me of my pain. When all our senses were reeling, we sailed to black Tangier. Our eyes were clouded, our kisses were numb, our time was drawing near. You searched the ashes and searched the coal, searching a common name, while Arabian girls with perfumed curls, they eased me of my pain. You sang of lovers as restless as we who in other rooms did lie, rolling and tumbling all over the night. So why not you and I? You asked me once, you asked me twice, the answer was never the same. While wayfaring girls with ribbon curls would ease me of my pain. When we were apprenticed to Roman, we left our tales untold. Our loads were lighter, our burdens were few, our time was growing old. If nothing was ventured and nothing gained, then nothing still remains. And many a girl with her perfumed curl will ease me of my pain. Oh, the falcon was a pretty bird. Wandered as she flew, she danced around and pranced around wherever the warm winds blew. And the falcon was a pretty bird. Her voice was always still, but men with drums and men with guns, they taught her how to kill. Her eye was on the sparrow, her mind was on the dove, but no one cared and no one
to see too much, we teach her not to feel. Mimi ve Richard Farinha'nın evlilikleri uzun sürmez. Richard Farinha eşinin 21. doğum gününde bir motosiklet kazasında hayatını kaybeder. Mimi Farinha ardından San Francisco'ya yerleşir. İşte burada müzik çalışmalarına devam eder. Şarkı sözleri yazar ve besteler yapar. Halk şarkıları festivallerinde ve kulüplerde müzik yapmaya başlar. 1967'de bir hiciv tiyatro grubuna oyuncu olarak katılır. Aynı yıl John Baez'le katıldıkları bir eylemde tutuklanıp Santa Rita hapishanesinde uzunca bir süre kalırlar. 1968'de ikinci eşi yapımcı Milan Melville ile Big Sur Halk Şarkıları Festivali'nde tanışır ve bir süre sonra da evlenirler. Bu arada John Baez ile konserler verirler. Şimdi 1968 tarihli iki konser kaydı var sırada. Önce Morning Morning ve ardından Ain't You Got It Right.
Everybody please sing song. That sounded stupid, didn't it? Well, anyway, if you want to sing along on this song, please do. Ain't you got a ride? Ain't you got a ride? Mimi Farinha ablası John Baez ile stüdyo kayıtlarında da yer alır. Bu kayıtlardan birini şimdi dinletmek istiyorum. How Can I Miss You? Müzik
John Baez ve kardeşi Mimi Farinha'dan bir şarkı dinledik. How Can I Miss You? Şimdi sırada Mimi Farinha'dan dinleyeceğimiz bir Amerikan baladı var. The Ballad of Lucy Jordan. Rooftop where she climbed.
Mimi Farinia'nın ikinci evliliği de yolunda gitmez. 1969 yılında John Baez, kız kardeşi Mimi ve eşinin hikayesini anlattığı bir şarkı yapar. Bu şarkı sonraki yıllarda Baez'in en çok bilinen ve sevilen şarkılarından birisi olur. Şimdi bu şarkıyı 1969 tarihli Woodstock Festivali kaydından dinletmek istiyorum. Sweet Sir Galahad. Sweet Sir Galahad came in through the window in the night when the moon was in the yard. Took her hand in his and shook the long hair from his neck. Then he told her she'd been working much too hard. It was true that ever since the day her crazy man had passed away to the land of poets bright, she laughed and talked a lot with new people on the block, but always at evening time she cried. And here's to the dawn softly on his knee. There she dropped her smile, and there she sighed a while, told him all the sadness of those years that numbered three. Well, you know, I think my fate's belated, 'cause of all the hours I waited for the day when I'd no longer cry. Get myself to work by eight, but oh, was I born too late? Do you think I'll fail at every single thing I try? And here's to the dawn of their days. He just put his arm around her, and that's the way I found her 8 months later to the day. The lines of a smile erased the tear tracks upon her face, a smile that could linger, even stay. Sweet Sir Galahad went down with his gay bride of flowers, the prince of her lifetime. And here's to the dawn of their days, of their John Baez'den kız kardeşi Mimi ve eşi Milan Melville'in hikayelerini anlattığı şarkısını dinledik. Sweet Sir Galahad. Mimi Farinia ve Milan Melville 1971'de ayrılırlar. Mimi Farinia, John Baez ve Janis Joplin gibi sanatçılar için şarkılar yazar. 1972'de John Baez ve Mimi Farinia New York'un 50 kilometre kuzeyinde Hudson Nehri'nin doğu kıyısında yer alan ünlü Sing Sing hapishanesinde yatan yaklaşık 2000 mahkum için verilecek bir konserde B.B. King'e eşlik etmek için davet edilirler.
Şimdi size bu konserden bir kaydı paylaşmak istiyorum. Önce John Baez sahneye çıkıp şarkılarını söylüyor ve ardından kardeşi Mimi Farinha'yı sahneye davet ediyor. Birlikte İspanyolca bir şarkı söylüyorlar. Bu şarkının video kaydını YouTube sayfama yükledim. Orada dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Tabii ses kaydı çok iyi değil ama yani tarihi bir kayıt ve buradan sizlerle de bu kaydı paylaşmak istiyorum. John Baez ve kardeşi Mimi Farinha birlikte söylüyorlar. Sözleri Ernesto Cavora, müziği Luis Rico'ya ait şarkı Viva mi Patria Bolivia, Yaşasın Ülken Bolivya. Şarkının sözleri de şöyle, Yaşasın Ülken Bolivya, onun için hayatımı, kalbimi veriyorum. Bu şarkıyı ona sevgiyle sunuyorum. Tutkuyla sevdiğim vatanım Bolivya, onu kalbimde taşıyorum. John Baez ve Mimi Farinha'dan dinliyoruz. Viva mi Patria Bolivia. Yaşasın ülken Bolivya. Hey, I'd like to thank you very much for letting us in this place. I know you're not crazy about being here, but I'm really glad that... I mean, some prisons don't let us in even, you know? And the most thing that... that we could hope for today is that everybody have a good time. Okay, this is my sister Mimi Farinha. Viva mi patria Bolivia. Mimi Farinha bu konserin de etkisiyle 2 yıl sonra 1974 yılında hapishaneler, hastaneler, çocuk evleri ve yaşlı bakım evlerine ücretsiz konser ve diğer sanat etkinliklerini taşıyabilmek için kar amacı gütmeyen bir vakıf kurar. İşte vakfın adını da 1912'de Massachusetts Lawrence'da gerçekleştirilen bir grevden sonra James Oppenheim'ın yazdığı şiirin adı olan Bread and Roses adını kullanır. Önce San Francisco çevresinde çalışan vakıf, daha sonra tüm Birleşik Devletler'de aktif hale gelir. Bu vakıf bugün de devam ediyor ve her yıl 500 civarında etkinliği cezaevlerine, hastanelere ve işte çocuk ve yaşlı bakım evlerine taşıyormuş. Sonraki yıllarda da şarkı söylemeye devam etse de Farinha zamanının daha çok bölümünü bu vakfa adamış. İşte 1980'lerin sonunda çeşitli protesto gösterilerinde Pete Sears ile de zaman zaman şarkılar söylemeye devam etmiş. Özellikle Orta Amerika'da Guatemala ve El Salvador'daki ABD destekli kirli savaşa, insan hakları ihlallerine karşı mücadele etmiş.
Vakıf çalışmalarında Pete Seeger, Odetta, Judy Collins, Carlos Santana ve Bonnie Raitt gibi müzisyenleri de aktive etmiş bu arada. Şimdi size ilk eşi Richard Farina ile seslendirdiği iki şarkı dinletmek istiyorum. Önce a cappella, yani çalgı eşliği olmadan seslendirecekleri bir İrlanda denizci şarkısı dinleyeceğiz. Blood Red Roses, Kan Kırmızı Güller. Bu şarkıyı John Huston'un yönettiği 1956 tarihli Moby Dick filminden anımsayacaksınızdır. Geçen yaptığım Denizci Şarkıları programında bu 1957 tarihli Evan McCool ve arkadaşlarının yorumuyla bu şarkıyı dinletmiştim. Bu şarkıyı geçtiğimiz günlerde hayata veda eden Sadun Boro'nun sevgili eşi Oda Boro için çalmak istiyorum. Şarkının ardından ikiliden 1968 tarihli canlı bir kayıtta House on American Blues Activity Dream şarkısını dinleyeceğiz. My good old captain said to me, go down your blood red roses, go down, we'll plunder to a high degree, go down your blood red roses. Go down, hold your boots and poses. Go down, your blood red roses. Go down, around the German land we'll go. Go down, your blood red roses. Go down, for ashes make the flowers grow. Go down, your blood red roses. Go down, hold your boots and poses. Go down, your blood red roses. Go down, on eastern seas we're bound to sail. Go down, your blood red roses. Go down, for sunken ships will tell no tale. Go down, your blood red roses. Go down, hold your boots and poses. Go down, your blood red roses. Go down, around Japan we've got to go. Go down, your blood red roses. Go down, for that is where the hot winds blow. Go down, your blood red roses. Go down, hold your boots and poses. Go down, your blood red roses. Go down, on no man's land we'll dance around. Go down, your blood red roses. Go down, we'll drive the roses underground. Go down, your blood red roses. Go down, hold your boots and poses. Go down, your blood red roses. Go down. It's called the House on American Blues Activity Dream. Cuban and
mother dragged me down by the throat. If they ask you a question, they expect a reply. Doesn't matter if you're fixing or dying. When I was lying there unconscious, feeling kind of exempt, when the judge said that silence was a sign of contempt, he took out his gavel, banged me hard on the head. He fined me 10 years in prison and a whole lot of red. It was the red, white, and blue making war on the poor, blind all the justice on a pile of manure. Say your prayers and the pledge of allegiance every night, and tomorrow you'll be feeling all right. Richard ve Mimi Farinya'yı dinlemeye devam ediyoruz. Pick Up Your Sorrows. Sevgili dostlar, bugün de Babil'den sonra programının sonuna geldik. Bugün sizlere John Baez'in küçük kız kardeşi Margarita Mimi Baez veya bilinen adıyla Mimi Farinya'nın hayatından kısa kısa notlarla söz etmeye çalıştım. İlk eşi Richard Farinya ve ablası John Baez ile birlikte seslendirdiği şarkılardan örnekler dinlettim. Mimi Farinya 18 Temmuz 2001'de 56 yaşında kanser hastalığı nedeniyle hayata veda etti. 7 Ağustos'ta San Francisco Grace Katedrali'nden 1200 kişinin katıldığı görkemli bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Hayatı daha sonra romanlara, hikayelere, işte belgesellere konu oldu.
1974 yılında hapishaneler, hastaneler, çocuk evleri ve yaşlı bakım evlerine ücretsiz konser ve diğer sanat etkinliklerini taşımak için kurduğu Bread and Roses Vakfı bugün de her yıl yaklaşık 500 etkinlikle bu insanlara moral ve cesaret vermeye devam ediyormuş. Bu programın tekrarını ve daha önce yayınlanan bütün program kayıtlarını Facebook'ta Babil'den Sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Programı Richard ve Mimi Farinha'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla kapatmak istiyorum. Reno Nevada. Haftaya pazartesi 13'te Açık Radyo'da Babil'den Sonra da yeniden bir arada olabilmek dileğiyle hepimize sağlıklı, huzurlu ve daha iyi bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.